Bir görüşme sırasında hanımefendi beyefendinin öfkesinden şikayetçiydi. Beyefendinin cevabı ve savunması şu oldu. Ya hocam benim fıtratım böyle, benim kişiliğim böyle. Yani eşim beni idare etse olmaz mı? Ben her zaman da öfkelenmiyorum. Öfkelendiğimde 5 dakika bile sürmüyor. Beni idare etse aslında hiçbir problem kalmayacak. Arkadaşlar bu durum birçok ailede yaşanıyor. Peki bunun çözümü nedir? Beyefendinin iddia ettiği tez doğru mudur? İnsanın öfkeye sahip olması insanın fıtratının doğasının bir gereğidir. Ancak öfkenin insana sahip olması onun doğasının fıtratının zarara uğramış şeklidir. Dolayısıyla beyefendinin tezi doğru bir tez değildir. Bunu kabul etmek şuna benzer. Sizin bir aslanınız var. Siz onu kafese koymuyorsunuz. Sokağa salıyorsunuz. Herkese saldırıyor. Ama siz millete diyorsunuz ki siz kendinizi aslana karşı koruyun. Aslanı idare edin. Aslan çıktığı zaman ortadan kaybolun. Aslanın önüne çıkmayın. Aslana görünmeyin gibi bir şeydir. Bu doğru bir yaklaşım değil. Muhatabımızın bizim öfkemizi idare etmesini bekliyoruz ya arkadaşlar. Doğru olan sizin öfkenizi idare etmenizdir. Muhatabın ve eşinizin sizin öfkenizi idare etmesi değildir. Böyle bir şey çünkü mümkün değil. Bakın dünyanın hiçbir yerinde şöyle bir eğitim görmedim ben. Öfkeli insanlara karşı nasıl bir duruş ortaya koymak lazım? Öfkeli insan nasıl idare edilir? Öfkeli insanın öfkesi nasıl idare edilir? Böyle bir eğitim yok. Öfke kontrolü dediğimiz bir şey var. Öfke yönetimi dediğimiz bir şey var. Siz kendi öfkenizi nasıl kontrol etmeniz gerektiğiyle alakalı eğitim alacaksınız. Kendinizi geliştireceksiniz, kendinizi yöneteceksiniz. Ve bir evin içerisinde öfkeli bir insanın olması o evdeki güveni yok eder arkadaşlar. Yani silahla evde dolaşan biri gibi olursunuz. O silahın ne zaman çekileceği, ne zaman patlayacağı, nerede patlayacağı belli değil. Böyle bir evde ne kadın ne de çocuklar sağlıklı bir hayat ortaya koyamazlar. Kendileri olamazlar, doğal davranamazlar. Neden mi? Çünkü babanın veya kocanın nerede, ne zaman, neye kızacağı, neye bağıracağı belli değil. Sürekli diken üzerinde olmak durumunda kalırsınız. Böyle bir evi gerilime dönüştürürsünüz. Böyle bir evi hapishaneye dönüştürürsünüz. Böyle bir ortamda çocukların yetenekleri gelişmez. İki yüzlü insanlar yetişir. Yalan konuşan eşler, yalan konuşan çocuklar olmaya başlar. Onun için derim ki biz öfkemizi yönetmek, kontrol etmek için destek alacağız arkadaşlar. Yoksa öfkemize dokunmayıp siz benim öfkemi idare edin yöntemi kesinlikle sürdürülebilir ve yönetilebilir bir durum değildir.